tatlı. Çay Nescafe buyurun, sıcak çay Nescafe, sıcak çay Nescafe, Türk kahvesi buyurun. Buyurun. Sıcak çay Nescafe, buyurun efendim, Türk kahvesi. Ya pandemi döneminde bir 6 ay eşim evde kaldı, iş yeri kapandı. Bizim de işte ev kredisi dolayısıyla borçlar birikince ödeyemeyince mahalle bizim böyle aklımızda bir fikri vardı. Daha 2 yıl önce vardı aslında benim. Böyle poğaça börek gibi bir şeyler satmak. Ondan sonra da böyle bir bisikleti görünce mahalleli bize şey dedi, biz destek verelim alalım size, siz de yapın bu işi dedi. Bizden de çay, kahve, Nescafe bu bisiklete koyup getirip burada sabahtan akşama kadar satıyorum. Sabah yani ortalama 9 ya da 8.30 o civarı geliyorum çünkü çocukların da okulu var. Onları kahvaltı hazırlıyorum. Onlar derse başlayınca ben çıkıp geliyorum zaten. Akşam da 8.30 gibi buradan ayrılıyorum. Damlaya damlaya göl olur diye bir söz var. Aynı o şekilde mutfak ihtiyaçlarımı karşılayacak şekilde yapıyorum. Kesinlikle yani bazen bisikletimle gelmiyorum, çantamla geliyorum bazı nedenlerden dolayı. Soruyorlar bisikletin nerede, niye getirmedin? Ben de akşam üzeri getiriyorum demiş. İşte getiremedim bugün. Ama beni tanıyanlar, bilenler yine o çantayla da alışverişini yapıyorlar. Tabii bisiklet kadar olmasa da oluyor yine de. Evet, bisiklet kullanmayı biliyordum. Bu pandemi döneminde eşime ben öğrettim. Ona da yaradı tabii. Bisikletle işe gidip geliyor bazen. Yani biliyordum. Kilometre olarak bilmiyorum ama herhalde 2 kilometre var. Deniz Mahallesi'nin orada oturuyorum zaten. Ahmet Bileydi'nin orada. Yakın yani. Suyum bitti mi bisikletimi atlayıp gidiyorum, suyumu ısıtıp geri getiriyorum ben. Ne satıyorsunuz? Sadece çay, Nescafe satıyorum, Türk kahvesi satıyorum. Yani Nescafe'nin çeşitlerini, Türk kahvesi bir de çay satıyorum. 20 dakikada geliyorsunuz değil mi buraya? Evet, 20 dakika bile sürmüyor. Pandemiden dolayı biz eşimle beraber her gün buraya kadar yürüyoruz. Bayanı ben burada görüyorum. Kendi ayaklarının üstünde durduğu için onu tebrik ediyorum. Kendisi kazanmaya çalışıyor, başka kişiye muhtaç olmadan. Ben onu destekliyorum, her zaman arkasındayım bir bayan olarak. Görüyorum, görüyorum. Her gün görüyorum. Bir bayan olarak çok iyi bir şey. Gençlere zaten bir istihdam sağlamamız lazım. Ayakta durabilmeleri için. Bayan da kendisi bu şeyi seçmişti. Hayırlı olsun diyelim. İnşallah bol kazançları olur. Şu günlerimiz de geçer bir gün. Dur ver. Çay verir misin? Aman şeker ister misin? Şeker yapayım.